Buralarda telefon da çekmiyor. Hadi hayırlısı. Bu yol için aynı zamanda askeri anlamda da sıkıntılı. Hiç oralara girme, başın yanar falan dediler de. Benim bu girdiğim asfalt yol doğru yol değilmiş ya. Gazlaya gazlaya geri döneceğim. O ne ya? Onu oraya nasıl astılar? Kim astı, neden astı? Kolay gelsin. Köyün merkezi neresi? Bana köy kahvesi verin. Kıskanıyor şimdi. Gelseydin sen de o zaman, değil mi? Aynen. Nasıl? Eşyaları nasıl taşıyorsun sen? İşte motora yükleme taşıyor. Herhalde virajlarda biliyorsun motora araba gibi değil yani yatırman gerekiyor. Evet, evet. O motorların değeri düşüktür. Değeri düşüktür diyeyim bu motorların. Hangi anlamda? Fiyatları. Fiyatları mı? Evet, fiyatları. Taksiden fazla ver. Taksi ne kadar abi? Taksi 1 milyara var. 1 milyar mı? Tabii. 1 milyon demek istedin galiba değil mi? Evet. Yok ya 1 milyon değil bu. Ne kadar bu? Gene 5-600 vardır. Evet. Tabii ya. Taksiden gene fazla. Tamam. Taksiyle al. Kullan, var bir tane. Sen bir kendine bakıyor mu yavrum ya? Bir de bana havlıyor. Ben İğneada'nın merkezindeyken bana dediler ki Sisli Oba tarafına girme. O yol çok kötü. Asla girme dediler. Bana asla yapma dendiği şeyi yapma konusunda acayip iyiyimdir. Şimdi tekrardan konuştum. Evet yol güzel değil. Çakıllı, bayırlar falan varmış. Ama ben bir görmek istiyorum. Acaba nasıl bir şey? Çünkü TET rotası oradan veriyor. Ben de tekrardan geldiğim yere girmek istemiyorum. Sisli Oba'dan Avcılar tarafına doğru inmeye çalışacağım. Şu yoldan geldim diye hatırlıyorum. Hava serinledi bayağı bir yalnız. Bakalım nasıl olacak? Nasılmış yol göreceğiz? Böyle yollarda tek sıkıntı şu olabiliyor. Ağaç kesim işlemleri falan olduğu için traktör giriyor mesela. Traktörün girdiği yerlerde de traktörün izleri çıkınca oralar hep böyle çamurlanıyor. Ondan dolayı sıkıntı oluşabiliyor bazen. Ana yol şurası gibi görünüyor. Neyse çamur olmadı çok iyi. Normalde buralar yoksa İran'da çok çamur olur. Direkt. Düz mü, orası mı acaba? Düz. Bir şey yok, bir şey yok. Sisli Oba Kalesi varmış bu taraflarda. Ama devam ediyorum. Bayır aşağı inilen yerler var diyordu. Ay çok güzel be.
dedi. 30 tane dediler sisli oba için. Yasak bölge girilmez diyor. Kaçma engel, bir şey yaptığımız yok. Ah be, kuşların cıvıltısını duyuyorum ya. Selamünaleyküm. Köyün merkezi neresi? Bana köy kahvesi verin. Camisi şurada. Çok hoş. Şurası eski bir okul sanırım. Orada bile bak şey var. Neydi ya? Çukur. Çukurun böyle işareti vardı ya. Ondan var. 30 haneli bir köymüş burası. Allah Allah, buradan sonra ilginç. Oradan buraya asfalt olmayıp da buradan oraya asfalt olması, buradan sonra asfalt olması daha doğrusu. Oo, çok güzel. Bakalım ne olmuş. Benim bu girdiğim asfalt yol doğru yol değilmiş. Yanlış yolmuş. Bakınca fark ettim. Şimdi gazlaya gazlaya geri döneceğim. Farklı bir yola gireceğim. Ben bir ayrım görmüştüm. Dedim ki burası değildir. Ana yol buradan devam ediyordur diye. Benim gitmek istediğim yol bayağı bir bozuk. Bu yol İğneada'ya tekrar giden başka bir yol. Polivot çiftliği diye bir yer varmış yolun üzerinde. Oraya doğru gidip ondan sonra oradan avcılara doğru geçeceğim. Bakalım bulacağız herhalde bir şekilde. Şu yol sanırım. Şu yoldan devam edeceğim. Şuradan geçelim bakalım. Bismillah. Neden astı? Ah, gözüme sinek girdi. Buralar
arada telefon da çekmiyor. Hadi hayırlısı. Ha çok güzel değil mi ya? Burada karşıma ayı çıkmaz diye umuyorum ya. Ay çok eğleniyorum ya maşallah. Dur dur. Çok keyifli. Kolay gelsin. Abi burası avcılara doğru, şeye doğru, Polivo çiftliğinin oraya doğru gidiyor değil mi? Direkt takip ettim. Orada çakıla çıkacaksın. Çakıl yoldan. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Soğuktan gözlerim dondu yalnız. Rüzgarda geldikçe lenslerim kuruyor. Çift görüyorum şu anda. Hiç hoş bir durum değil çift görmek şu yolda. Çok güzel be. Güvenlikli bölge falan diyor ama şu yol devam ediyordur herhalde. Bir şey varmış orada mı? Açmışlar sanki. Bu yol için aynı zamanda askeri anlamda da sıkıntılı. Hiç oralara girme başın yanar falan dediler de. Sonradan Endik'teki köyde tekrar sordum. Onunla ilgili bir şey söylemediler. Hani böyle tehlikeli girme, sıkıntı çıkar tarzında bir şey demeyince. Burası sınıra tamamıyla en yakın olan yol sanırım. Bir yerden sonra sınıra doğru bir sapak olacak. Ama ben oradan devam edeceğim avcılara doğru. Çok güzel ya. Ay hiçbir şey yok etrafımda. Kimse yok. Börtüler, böcekler, ağaçlar, yeşillik. Şuraya bak. Güneşi de gördük sonunda sabahleyin. Çok kapalı görünüyordu hava.
Hollywood çiftliği dedikleri yer burası mı acaba? Galiba. Atlar var falan diyorlardı. Polivormuş, food değil. Yarış atları falan varmış burada bir de. Keyfimin kahyası, ah be! Baya güzel bir yer yapmışlar ha buraya. Hiçliğin ortasına. Ne bu? Convoy Ranch. Kimse yok mu ya? Kolay gelsin. Abi giriş ne tarafta acaba? Açık mı? Kolay gelsin. Nasılsınız? Açık mı acaba burası? Öyle mi? Ben şu taraftan geldim de. Sisli oba, aynen. Neler var içeride? Ne tarz şeyler var? Onu da bir bakayım içeriği. Ona göre şey yapayım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Değişik bir yer şu an. Bayağı uğraşmışlar. Anladım. İsterseniz kahve ikram edebilirim. Eğer hani bir şeylere bakacağım şöyle bir atıp, onun dışında bu zaten hani alakası yok. Sadece agresif davranışı zaten yok. Aynen. Eğer 20 metre koşabiliyorsanız 10 metre sonra o yoruluyor zaten. Biraz bir öyle mi? İlerledi. Bir. Avcılar köyü buraya 3 kilometre. Ay. Pardon. Avcılar köyü buraya 3 kilometre. İğneada merkez yaklaşık 14. İğneada'dan geliyorum zaten. Beğendik. Sonra oradan Sisli Oba'dan geldim. İğneada'ya... Yaşı küçük. 5 yaşında. 5 yaşında. Evet. Küçükten geldim. Biraz daha. Ercü. Selam. Alaska. Ooo benim. Padok'ta olanlar. Bunlar da yarış atları mı? Bunların hepsi Arapata, TCK çıkıştı. Biz yarış şu şekilde koşuyoruz. Bizim yarışımız uzun mesafe. Yani doğada koşulan bir yarış. Atın maratonu gibi. Endurance atladığı ilk Türkiye Bincilik Federasyonu'na bağlıyız. Biz TCK'dan ayrıyız ama Türkiye'de Arapata'nı TCK'dan başka hiçbir kurum yetiştirmediği için mecburen yarıştan çıkma dediğimiz, yani ufak bir sıkıntısı olan, yarışta koşamayacak ama bizim yarışlarda koşabilecek atları biz Arapata'nı TCK'dan alıp uzun mesafeye dayanıklılığa alıştırıp yarışlar koşuyoruz. Yani bizim yarışlarımız 20 kilometreden başlıyor. Minimum 160 kilometreye kadar. O kadar. Yani. Bayağı. Yani tek seferde 160 kilometre gibi. Benim hiç böyle atlarla alakalı çok bilgim yok. Hani böyle... Tek sefer şöyle. Mesela 160 kilometrelik yarışta işte 40 kilometre koşuyorsunuz. Geliyorsunuz veteriner kontrolüne gidiyorsunuz. Veteriner kontrolünde kalp atım sayısı, metabolik ve fiziksel herhangi bir problem yoksa dinlenerek, yarım saat zorunlu dinlenmesi var. Herhangi bir problem yoksa ikinci etaba çıkmaya hak kazanıyorsunuz. 80'i koştu geldi, tekrar veteriner kontrolüne giriyor. Yani son loop, son etapta gelse bile tekrar veteriner kontrolüne giriyor. 4 sefer 160'da 4 kere. 160 kilometre 6 loop falan sürüyor. Yani hep 40-40 gitmiyor. İşte 40-30-30-20-20 diye gidiyor. Ne kadar zaman alıyor mesela işte 40 kilometre koşmaları? Yes, minimumuz 12, saatte 12 kilometre. 100 kilometrenin üstünde olan yarışlar zaten FIA, yani Uluslararası Bincilik Federasyonu'na düzenlediği yarışlar. Türkiye bile resmi olarak o yarışı düzenleyemiyor. İşte atıyorum ortalama 15 km hızla gitseniz 6,5-7 saat sürer.
160 kilometre minimum hızla bitiren bir atımız var burada. Türkiye şampiyonu oldu. O da nereden baksanız yine 10-12 saat oran sürüyor. Çok erken start alıyorlar. Sabah, biz burada da yarış düzenledik. Şuradan aşağı İğneada'ya gidip, İğneada'da o zamanların içine tekrar buraya gelip böyle bir farkımız vardı. Uluslararası 3 yarış düzenledik burada. Çok iyi. Peki binen kişi değişiyor mu bu 40 kilometrede bir vesaire? Aynı kişi. At ve binici aynı. Hı. Bayağı güzel bir yer haline getirmiş. Ya, uğraşılmış yani belli. O zaman bu birazcık daha büyümüş olduğu için koşabilecek durumda olacak. Evet, 160. 120. Genç atlar dünya şampiyonası 120 kilometre. Hmm. 8 yaşındaki atlara katılabiliyor sadece. 8 yaşındaki atlara Dünya Bincilik Federasyonu genç at olarak katılıyor. Hmm. Bu 10 yaşında. Bu 10 yaşında. Bu 160 koşabildi o yüzden. O zaman Türkiye şampiyonu dedi değil mi? Dokunmakta problem var mı? İsmi ne demiştin? İsmi neydi? Kayra. Kayra. Evet. Kayra. Bir koklasın. Yavaş yavaş sevebilirsin. Gel. Gel. Bırakın o gelsin. Siz, öyle mi? O gelsin. Elinizi çekin. Bekleyin o gelsin. Gelir mi öyle? Gelir. Meraklıdır. Bakışı. Koku var mı sizde? Ha? Koku. Ne gibi bir şey? Parfüm. Ya bilmiyorum, birazcık olabilir. Bugün. Şampuan, parfüm, deodorant. Bu erkek değil mi? Erkek ama iyiliş edilmiş, kısırlaştırılmış. Endurans yarışlarında kıstaklarla beraber koştukları için aygır olduğu zaman kalp atım sayısını yükseltme şansları var. Heyecanlanıp. Yani sizin için dezavantaj oluyor eğer aygır atınız varsa. Değil mi? Doğru. Acı yalnız. Kayra gel. Kayra. Nefesini hissetmek çok güzel bir şey. Ha, öyle mi? Tamam, ben tuttum. Hayda. Çık. Doya doya sevebilirsiniz. Daha mı uysal? Hem daha uysal. Hem kendini sevdirir, hiçbir şekilde kaçmaz. Yulardan tutun bu şekilde. Aynen. Kamerayı ben tutabilirim. Ya, olur. Yok. Teşekkürler. Bak, kıskanıyor. Bu da bu? Bu, o da iyi diş. Erkek ikisi de. Korkmayın. Hiçbir şekilde bir şey yapmaz. O onu şey yapıyor. Kıskanıyor şimdi. Gelseydin sen de o zaman değil mi? Aynen. Böyle deneyim. Çok güzel bir duygu. Çok güzel. Sıcacık bir de. Bayağı sıcak vücudu. Tabii. Kovalayabilirsiniz de. Evet. Aynen üstüne doğru koşabilirsiniz. Ha. Ha. Bunlar yorulmaz ama ben yorulurum bir de botlarla. Çok fazla dibine girmeyin. Aynen. Kaçarken tekme atabilirler. Kovalıyorsunuz şu anda. Oo, tekme atabilirlermiş kaçarken. Gel. Gel. Thank you.
Kudurttu.